Tamam. O raporları gönderin bana. Hemen. Gir. Otur dedim mi? Var mı bir haber yoksa keseyim mi biletini? Belgeleri kimin aldığını öğrendim. Cenk. Emin misin? %100. Tahmin etmeliydim. Bu odaya öyle rahat rahat girip çıkan kaç kişi var ki? Ne gülüyorsun oğlum? Sen de hemen gevşiyorsun ha. Adam olaydın da baştan kaptırmayaydın belgeleri. Yalnız Cenk... Bir hata daha istemiyorum. Eğer bir hata daha yaparsan... sana neler yapabileceğimi hayal gücüm bile yetmez. Çık dışarı. Kadriye, saat kaç oldu? Günaydın annem. Günü mü kaldı kızım? Saat kaç oldu dedim. Hani kahvaltı? Annem Fatma gelmemiş daha. Gelince hazırlarız. Ay, düğün yemeği hazırla demedim ki. İki lokma bir şey koyacaksın önüme. Tamam, hazırlarım anne. Hala, dur. Önce ilaçlar. Yalnız açken içtiklerim var. Onları getireceksin. Yalnız Kadriye, dikkatli ol, karıştırma. Bir açken içtiklerim var, bir de tokken içtiklerim var. Bazılarını günde iki kere alıyorum, bazılarını bir kere alıyorum, bazılarını yarım alıyorum. Aman ne bileyim işte. Gel. Hanımcığım, rahatsız ediyorum ama Melahat Hanım yine heyheylendi. Sen de ilgilenseydin o zaman Fatma. Sizi istiyor. Kadriye! Kadriye dedi! Tamam, çık, geliyorum ben. Haddime değil ama bu sıralar sizde bir haller var. Yani böyle kafanız karışık, canınız sıkkın. Yardım edebileceğim bir şey olursa her zaman çağırabilirsiniz beni. Yani yanlış anlamayın. Hani belki bir yardımım dokunur diye şey ettim. Yani bir derdim var. Kim dost, kim düşman onu anlamaya çalışıyorum. Ama zor günler... Bir şey, senlik bir şey yok. Sen işine bak. Başka konular bunlar. Kadriye! Neredesin? Geldim annem, geldim. Kıyameti kopardı. Anladım. Peki UX UI ile ilgili bir eğitim sertifikanız var mı? Tamam. Ben sizi tekrar arayacağım. Demek Teoman'a ajanlık yapıyorsun. Ne kazanacağını düşünüyorsun? Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey. Üstelik kaybeden tarafta olacağın için çok üzüleceksin. Boşuna reddetme. Ne yaptığını biliyorum. Reddetmedim zaten. Dediğin gibi de olabilir. Evet. Ama senden korkmuyordum. Bunu bil. Sen benim kim olduğumu unuttun galiba. Unutmadım.
Merak etme. Gülseren teyze, hayırdır? Merhaba Mehmetciğim. Yakınlardaydım da Ayda'ya da bir uğrayayım dedim. Ayda daha gelmedi. Nasıl gelmedi? Dün Demet'te kaldı. Oradan da sabah erkenden işe geçeceğim demişti. Bilmiyorum ben de. Allah Allah. İsterseniz benim odamda bir kahve içelim. Orada arar öğreniriz nerede olduğunu. Yok. İki kere aradım açmıyor. Belki de bir işi vardır. Gerçi işi de burası ya. O da ayrı mesele. Ne zaman açtı ki zaten şu telefonu? Yok. Demet de cevap vermiyor. Mehmet, senin şu serseri kuzenin şirkette mi? Hayır. Ne oldu? Ne düşündün? Telefonla konuşup aniden şirketten çıktı gitti ama... Şimdi hemen yükselme de. Bunlar yine buluşmuş olabilirler mi? Sanmam. Teoman cesaret edemez. Emin misin? Bu çocuğu hiç gözüm tutmuyor benim. Haklısınız. Teoman sadece sıkıntı yaratır. Sinir bozar. Ayda çok özel genç bir kadın. Bunu sen de biliyorsun. Teoman kopamadıysa ondan. Öf. Nereden çıktı geldi? Keşke hiç gelmeseydi Londra'dan. Keşke. Ben de seninle Demet'e geleyim mi? Yok, ben bakarım Gülseren teyze. Acaba biraz daha mı bekleseydik ha? Belki eve dönmüş olabilir. Şimdi ben burada durursam deliririm. Sen evdeyse bana haber ver, olur mu? Şimdi sen Demet'te olabilirler mi diyorsun? Umarım öyle değildir Gülseren teyze. O yapışkan Teoman konuşalım diye zorladıysa Ayda mecbur kalmış olabilir. Bir sıkıntı çıkmasın diye de Demet'e çağırmıştır. İnşallah öyle değildir. İki kız baş başa takılıyorlardır. Ah Kadriyeciğim, ne iyi oldu bak, seni de gördüm. Ya Gülseren, sen de mi buradaydın? Yakınlardaydım da Mehmet oğlumla bir kahve içtik. Ne iyi etmişsiniz. Aa, ama sen yemek için aramadın hala. Bekliyorum bak. Sıra sizde. Tabii tabii, ilk fırsatta arayacağım. Haberleşiriz Mehmetciğim. Tamam. Görüşürüz Kadriye. Anne hayırdır? Babaannem evde değil mi? Evde Fatma yanında. Ben de bir Hamit'e uğrayayım dedim. Bu sıralar hiç görüşmüyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir haberim olsun istedim. Peki Teoman'a da uğrarım. Teoman yok. Amcam da buralarda bir yerlerdedir. Benim dışarıda işlerim var, şimdi çıkmam lazım. Tamam. Hadi işin nasıl gelsin. Ay vallahi neyse, şu ihaleyi kazasız belasız atlattınız, aldınız ya. Bravo Hamit. Vallahi bravo. Büyük iş başardık vallahi. Aynen öyle. Eskiden öyle miydi? Ay rahmetlinin zamanında bir şantajlar, tehditler. Oo. Evet öyleydi. Ya Nihan da hatırlar. Böyle ihalelerden önce size bir şey olacak diye gözümüze uyku girmezdi vallahi. Ama şimdi öyle mi, her şey kuralına göre, kitabına göre? Aa. Ya. Geç. Daha hala. Yani öyle şey, tehdit, şantaj var. Sen boş ver bunları Kadriye. Ay nasıl boş vereyim canım? Mehmet senin yanında çalışıyor. Merak ediyorum Hamit. Ben buradayken sen içini ferah tut. Sen onu bunu bırak da. Anam nasıl? Sizin eve alışabildi mi? Alıştı canım, alıştı. Tabii ki alıştı. İyi iyi. Fatma yanında şimdi. Onun için de değişiklik oldu tabii.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.